Karşımızda rasyonel bir ifade olarak gösterilmiş ya da tanımlanmış bir fonksiyon var. Bizden aşağıdaki x değerlerinde f fonksiyonunu, f fonksiyonunu sıfır noktası dikey asimtot ya da kaldırılabilir süreksizlik açısından incelememizi istiyorlar. Seçeneklere bakmadan, evet seçeneklere bakmayacağım çünkü seçeneklere her zaman vermeyebilirler. Sıfır noktalarını, dikey asimtot ve kaldırılabilir süreksizlikleri bulabilmek için öncelikle bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak istiyorum. Evet, payı ve paydayı çarpanlarına ayırdığımızda her şey biraz daha kolaylaşacak. Payı ve paydayı sıfır yapan x değerlerini düşünelim. Payı çarpanlarına ayırabilir miyiz? Bir bakalım. Çarpımları eksi 24, toplamları da eksi 2 olan iki sayı hangileridir? Eksi 6 ve 4, böyle değil mi? O halde bunun yerine x eksi 6 çarpı x artı 4 yazıyorum. Bakalım doğru oldu mu? Eksi 6 çarpı 4, eksi 24. Eksi 6 artı 4 de eksi 2. Devam edelim. Sıra paydada. 6 çarpı 4, 24. 6 artı 4 de 10 ettiği için, burayı da x artı 6 çarpı x artı 4 olarak yazıyorum. Payı 0 yapan x değerleri 6 ve eksi 4. Aynı mantıkla paydayı 0 yapan x değerlerinin de eksi 6 ve eksi 4 olduklarını söyleyebiliriz. Bir düşünelim. Bu ifadeyi sadeleştirebilir miyiz? Hem payda hem de paydada x artı 4 var. Bunlar birbirini götürür ve geriye x eksi 6 bölü x artı 6 kalır. Şimdi eğer bu ifadenin buna eşit olmasını istiyorsak, ikinci ifadenin tanım kümesine bazı kısıtlamalar yapmamız lazım. Evet, başka bir deyişle bununla bunun birbirine eşit olmaları için, x'in eksi 4'e eşit olmaması gerekir. Çünkü x eksi 4'e eşit olduğunda, burası 0 bölü 0 oluyor. x'in eksi 4'e eşit olmaması koşulunu ekleyerek, 0 bölü 0'dan kurtulabiliriz. Ve bu, fonksiyonun grafiğini çizince de kaldırılabilir bir süreksizlik, yani fonksiyonun tanımlı olmadığı bir nokta olarak gösterilir. Bu ve buna benzer durumlarda payı ve paydayı sıfır yapan x değerlerinden birini çarpan olarak ayırıp sadeleştirebiliyorsak süreksizliği kaldırabiliriz. O halde neymiş? x eşittir eksi 4'te kaldırılabilir süreksizlik varmış. İşaretliyoruz kaldırılabilir süreksizlik noktalarını bulduktan sonra da fonksiyona sıfır yapan değerleri ve dikey asimptotları düşünmeye başlayabiliriz. İfadeyi çarpanlarına ayırıp sadeleştirdikten sonra payı sıfır yapan değerler bu ifadeyi de sıfır yapar, öyle değil mi? Bu yüzden x eşittir 6'da fonksiyon sıfır değerini alır diyoruz ve bunu da bu şekilde işaretliyoruz. 6'nın payı sıfır yaptığı konusunda hemfikiriz, öyle değil mi? Evet, 6 eksi 6, 0. Paydayı 0 yapmak için de x'in eksi 6'ya eşit olması lazım. Paydayı 0 yapan x değerinde de dikey asimtot vardır. Bunun dikey asimtotu olmasının sebebi bu değere ister daha küçük ister daha büyük değerlerden yaklaşalım. Payda ya çok 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 küçük bir pozitif sayı ya da çok çok küçük bir negatif sayı olur. Payda sıfıra yaklaşır ve payı bu sayıya böldüğümüzde de çok büyük negatif ya da pozitif değerler, grafikte de buna benzer şekiller elde ederiz. Dikey asimptot. Fonksiyonlar dikey asimptotlarında buna ya da buna benzer bir davranış sergilerler. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, gelin bu ifadeyi de çarpanlarına ayıralım. Çarpımları eksi 32 olan iki sayı eksi 32. O halde işaretleri farklı olacak. Toplamları artı 4 olduğuna göre büyük sayının pozitif olması lazım. O zaman ne dedik? 8 ve eksi 4. x artı 8 çarpı x eksi 4. Şahane. Paydada da çarpımları 16, toplamları da eksi 8 eden iki sayı bulmamız lazım. Bu sayılar da eksi 4 ve eksi 4'tür x eksi 4 çarpı x eksi 4. Burada ilginç bir durum var. Hem payda hem de paydada x eksi 4 olduğu için x eşittir 4 noktasında kaldırılabilir bir süreksizlik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu, bu durum burada bir eksi 4 daha olmasaydı doğru olabilirdi. Başka bir deyişle fonksiyonu sadeleştirdikten sonra da x eşittir 4 noktasında tanımlı olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Bu x artı 8 bölü x eksi 4'e eşittir ve az önceki gibi buraya bir koşul koymama gerek yok çünkü çarpanlarını ayırıp sadeleştirdikten sonra koşul hala geçerli oluyor. Bu yüzden bu ve bu cebirsel olarak eşit ifadelerdir. Devam edelim. Paydayı 0 yapmadan payı 0 yapan bir x değeri fonksiyonun sıfır noktasıdır x eşittir eksi 8 paydayı 0 yapmadan payı 0 yaptığı için fonksiyon burada 0 değerini alır diyebiliriz. Evet, eksi 8 payı 0 yapar ve 0 bölü eksi 12 de 0'a eşittir. Peki ya x eşittir 4? 4 sadece paydayı 0 yaptığı için burada dikey bir asimtot vardır diyebiliriz. Bitti.